Tanışıyorum diye de korkuyorum abi. Bir saniye. İsminiz neydi? İsmim Fahrettin. Soyadım Akgel yani. Rüzgardan geliyor. Akgel. Peki Fahrettin Hanım, siz şimdi bastonlu mu yürüdünüz, bastonsuz mu? Bastonsuz. Baston... Ya korkmuştum ya işte yavaş yavaş. Ama sallanıyorum tabii. Dışarım diye de korkuyorum yani. Bir saniye. İsminiz neydi? İsmim Fahrettin. Soyadım Akgel yani. Rüzgardan geliyor. Akgel. Peki Fahrettin abi, siz kaç yaşındasınız? Ne iş yapıyorsunuz? 68 yaşındayım. Emekliyim. Bir iş yaptığım yok. Zaten yakalak durumdayım şu durumda. Yani mesleğiniz neydi sizin? Ben emniyet teşkilatından aldım. Başkomiserlikle. Tamam. Baş tacısınız abi. Şimdi siz beni kaç dakika önce aradınız? Ben sizi bugün aradım. Kaç dakika oldu? Şaban telefonumuzu verdi. Kıpırsız. Tamam. Kaç dakika oldu? Bir dakika Fahrettin abi. Kaç dakika oldu beni aradınız? Saat mi? Hayır. Kaç dakika oldu? 10 dakika oldu mu? 10 dakikadan fazla oldu. Benim aradığımda cevap alamadım. Daha önce meşguldü telefonumuz. Sonra telefonunuz çaldı. Cevap alamayınca kapadı. Ben siz beni aradınız. Tamam. Ben sizi aradım. Kaç dakika geçti? Aşağı yukarı 10 dakikayı geçti. 15 dakika oldu. Tamam abi. Siz daha önce bastonsuz yürüyebiliyor muydunuz? Yürüyor. Siz bastonsuz yürüyebiliyor muydunuz? Yok. Daha önceden yürüyemiyordum efendim. Bastona dayanarak yürüyordum. İşte şimdi ayağa aldım. Adım at dediniz. Zorladım kendimi. Attım adımımı. Peki. Biraz yürüdüm yani. Evin içerisine, salonun içerisine yana yana dönerek 25 adım yapabildim. Peki. Ondan sonra telefon kesilmişti, oturdum. Tamam Fahrettin abi. Beni aramadan önce, bugün beni aramadan önce. Evet. Hiç adım atabiliyor muydunuz bastonsuz olarak? Yok, denemiyordum bile yani. Ayağım altında biliyor musun, dengemi tam sağlayamadığım için dışarı kolum kırılır yahut da bacağım kırılır gibisinden denemiyordum bile. Peki 15 dakika önce sol ayağınızı kaldıramadığınızı söylediniz. Sol ayağınızı kaldıramıyor muydunuz? Öyle dururken kaldıramıyordum. Şimdi oturduğum zaman sandalyede falan ayağımı uzatıyorum. Hafif kaldırabiliyorum yani. Demin yürürken sol ayağınızı kaldırarak yürüdünüz, doğru mu? Evet. Ama tam normal değil yani. Ayağım ucu yere takılıyor. Olsun, şimdi bu bir... Ben şu an Manisa'dayım. Siz İstanbul... Kartal Soğanlık'tan siz Manisa'dasınız. Sağ olun, uzaktan şifa gönderiyorsun bana. Allah razı olsun. Peki bu nasıl oldu? Yani moralim biraz yükseldi yani. Umutlanıyorum hocam. Hayır. Bu bir mucize mi? Mucize diyebilemem buna, biliyor musun? Ne diyelim abi? Bilmiyorum ki ne diyelim. Sizin gönderdiğiniz enerji diyelim artık. Tamam. Mucize dersek ne zararı olur? Bilmiyorum ki, bir zararı olmaz. Mucize diyelim hocam. Ben Allah razı olsun. Cümlemizden. Sizinle hiç tanışmadık değil mi? Daha bugün beni aradınız. Yok, tanışmadık. Sizinle görüşebilmemi sağlamak için bu telefonu veren benim yeğenimdir. Avusturya'dan geldi kendisi. Biliyorum. Şaban Kılıçer. Şaban, tabii. Bilmiyorum. Şaban Kılıçer benim geçen hafta İstanbul'daki eğitime geldi. O da eğitmen, o da bilinçaltı. Konferansımıza da katılmış, seminerimize de katılmıştı. Bana evet. Telefon etti. Dayı böyle bir denenin dayısını o. Tamam. Nasıl oluyorum? Şöyle ki halamın oğlu, biliyor musun? Tamam. Şimdi o benden 2 gün eğitim aldı. O Refik Korkmaz bilinçaltı dili mucizeler eğitimini verme hakkı kazandı. Artık o da bu şifaları verebiliyor, bu eğitimleri verebiliyor. Tamam. Yaklaşık 10 dakika önce beni aradınız ve size şifa, sizinle zaten konuştuk. Hani siz kendinizi anlattınız. Size gönderdiğim şifa toplam 2 dakika sürdü. Evet.
Tamam, şimdi lütfen gözünü tekrar kapat. Daha güzel bir şifa verelim abi. Gözünü kapat. Oturayım mı, oturayım mı? Oturun. Şu anda oturuyorum. Kapattım gözlerimi, ayaklarımı uzattım. Tamam abi, gözünüz kapalı ve öyle bekleyin. Çünkü şu an şifa çalışıyor. Hiç konuşma, olur mu abi? Ve başladı. Hayır, hayır. Daha şifa devam ediyor. Artık siz evin içinde koşabileceksiniz. Gözünüz kapalı olsun. Evet. Kaç senedir yürüyemiyorsunuz? Anlayamadım hocam. Fahrettin abi, kaç senedir yürüyemiyorsun? Kaç senedir yürüyemiyorsunuz? 3,5 yıl oldu diyorum hocam. Tamam. Ama 3,5 yıldır da işte bastona dayanarak affedersiniz ihtiyacımı gideriyorum. Tuvalete falan gidip gelebiliyorum. Tamam. Tamam Fahrettin abi. Şimdi bastonsuz kalkın bakın. Sandalyeden bastonsuz kalkın ve yürüyün. Oldu. Artık yürüyebiliyorsun Fahrettin abi. Hatta koşabilirsin. Evet. Yürüyorum hocam. Efendim? Yürüyorum. Evet. Yürüdüm yani. 4-5 adım attım. Şimdi dönüş yaptım. Yine yürüyorum. Ayaktayım. Siz koşabilirsiniz abi. Ben sizi ona göre şifalandırdım. Allah razı olsun. Sağ ol hocam. Şimdi nasıl abi? Şimdi daha iyi hocam. Tekme atabilir misin? Adım atıyorum, evet. Tekme atabilir misin? Karateciler gibi bir tekme atabilir misin? Yakalanmadan önceki halim gibi değilim. Atıyorum ama ayağım bir yere takılıyor hocam. Tamam. Şimdi 20 dakika önce beni aradığınızda sol ayağınızla hiç adım atamıyordunuz. Doğru mu? Adım atamıyordum. Yani atamıyordum deyince şöyle denemedim işte, doğru dürüst. Tamam. Ve bastonsuz hiç yürüyemiyordunuz, doğru mu? Bastonsuz kendi başıma bu şekilde yürümedim hiç. Tamam abi. O zaman yeterli. Kaç adım attınız şimdi tahminen? Buyur. Şimdi tahminen kaç adım attınız? Şimdi tahminen 15 adım oldu. Tamam abi. Hala yürüyor musunuz, oturdunuz mu? Oturmadım. Ayaktayım efendim. Yürüyün, yürüyün daha. Yürüyün. Yürüyorum ayağımın üstüne. Fahrettin abi, ben bunu Facebook'ta yayınlayabilir miyim? Buyur. Ben şimdi ses kaydı yaptım. Ses kaydettim. Evet. Ben bu ses kaydını Facebook'ta yayınlayabilir miyim? İzin verir misiniz? Yayınlayın hocam. Allah'ın kuruna böyle bir yardımda bulunursanız ne mutlu bana. Başkaları da hiç değilse çare için beni arar. Refik Korkmaz'ı arar. Benim telefon numaram 0505 923 3358. Telefon numaramız, ismimiz de var. Ben sizi aramalarını tavsiye ederim. Beni ararlarsa nasıl bir şifa gördünüz bilmem falan diye sizin bana yaptıklarınızı ben anlatırım. Ondan sonra size yönlendiriyorum.
kişiyi. Tamam abi. Yani sizin telefonunuzu falan verebilirim değil mi? Evet evet. Kişilere. Tabii verebilirsiniz. Şu an kaç adım attın Fahrettin abi? Buyur. Kaç adım attınız? Şu an işte 20'ye tamamladım. Tamam. Fahrettin abi ben de size emniyet teşkilatı olarak bizim can güvenliğimizi yıllarca sağladığınız için çok çok sizin adınıza bütün emniyet teşkilatına teşekkür ediyorum. Onlar özveriyle çalışıyorlar. Sağ olun, Allah razı olsun hocam. Biz de öyle çalışmıştık. O yüzden teşekkür ediyorum. Amin. Tamam abi. Yapmış olduğum işten dolayı hiç pişmanlık duymadım. Baş tacısınız. Gücüm geldiği kadar, gücüm yettiği kadar dürüstçe çalıştım hocam. Allah razı olsun sizden. O zaman şimdi kaç adım attın Fahrettin abi? Şimdi işte 4-5 adım daha attım. Toplam kaç oldu? 25'i buldu. Tamam, o zaman şimdi yenge gelince ona yürüdüğünüzü gösterirsiniz. Buyur. Eşiniz gelince şaşıracaktır sizi görünce. Eşim yanımda, evet geldi. Geldi mi? Bir onun duygularını alalım bakalım. Merhabalar. Merhaba, buyurun. Eşinizin birazdan siz yokken biz onunla çalışma yaptık. Şimdi nasıl eşiniz? Peki siz gittiniz, bakkala mı gittiniz? Nereye gittiniz az önce? Yok, Allah kabul etsin, ibadetteydim. Peki, Allah kabul etsin. Siz gittiğinizde eşiniz yürüyor muydu? Yok, yürümüyordu. Telefon yeni gelmişti benim gittiğimde. Peki, ne zamandan beri eşiniz yürüyemiyordu? 3,5 sene geçti. Peki şimdi nasıl? Şimdi bu durumda daha iyi tabii. Şu anda... Ben ona diyordum ki şu bastonu koy, evin içine tur at diyordum. Bana bağırıp kızıyordu. Şu anda peki şu anda hala yürüyor mu Fahrettin abi, oturdu mu? Yürüyor. İyi, duygularınız nasıl? Böyle olursa tabii duygularım güzel. Tamam. O zaman bir alkış. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam. Mucizemiz cümlemizden. Mucizemiz bol olsun. Fahrettin abi ben o zaman kapatıyorum telefonu. Oldu. Fahrettin abi kapatıyorum. Vereyim Fahrettin'e. Hadi iyi akşamlar. Güle güle. Alo. Fahrettin abi çok geçmiş olsun. Şifa olsun. Mucizemiz bol olsun. Artık ben böyle gayret ederim biliyor musun? Bir de Manisa'dan geldikten sonra bir telefonla görüşelim de icap ederse ben sizinle yüz yüze görüşeyim, oldu mu? Olur abi. Tamam, beni bulmak biraz zor çünkü her gün bir şehirdeyim. Ama görüşeceğiz abi. Ben sizi rahatsız ederim hocam. Tamam, ben o zaman bunu şimdi Facebook'ta yayınlıyorum. İnsanlar da şifa bulmak için Refik Korkmaz'ı arayabileceklerini bilsinler. Oldu, sağ olun. Oldu. Şöyle, beni ararlarsa bir şey diye olan olayları anlatırım hocam. Tamam mı? Tamam Fahrettin abi. Tavsiye ederim mutlaka hocayla irtibata geçin falan diye. Tamam hadi başım üstüne, mucizemiz bol olsun. Oldu. Söylesene Fahrettin abi, mucizemiz bol olsun. Allah razı olsun, sağ olun hocam. Allah sizin işlerimizi rast getirsin, zarar ziyan vermesin. Amin. Oldu abi. Hadi mucizemiz bol olsun başım üstüne. Ve gördünüz, bir insana ve bize emniyet teşkilatı olarak hizmeti geçmiş bir abimize şifa vermenin haklı gururunu yaşıyorum. Mucizemiz bol olsun. Peki bana ulaşmak isteyenler 0-505-923-33-58. Bazı arkadaşlar diyorlar ki Refik Korkmaz egosu çok yüksek. Vallahi ne yapayım? Egom yüksek olsun ama kimseye zarar vermeden egom yüksek olsun. Facebook'tan Refik Korkmaz takip edebilirsiniz. Yarın Manisa Spil Dağı'nda eğitimimiz var. Birinci basamak ve ikinci basamak eğitimi 13 ve 14 Şubat. Peki Manisa Spil Dağı'nda
eğitim aldığınızda diğer eğitimlerden farkı olacak mı? Hem de çok olacak. Çünkü orası asıl enerji alanının, şifa alanının, tanrısal enerji alanının, vortex'in açıldığı yer. Oradan ben bu enerjimi alıyorum. Peki normal eğitimlerime katılmak isterseniz 21-22 Şubat'ta İstanbul'da eğitimim var. Sonra nerede eğitim var? 3-4 Mart'ta Ankara'da eğitimim var. Ya sonra nerede eğitimim var? 17-18 Şubat'ta Frankfurt'ta, 25-26 Şubat'ta Avusturya'da, 28 Şubat ve 1 Mart'ta Paris'te ve sonra dünyanın her tarafında eğitimlerimiz devam edecek. Peki eğitimlerimi alamayacak olan Bangladeş'ten, Malezya'dan, Arabistan'ın ya da dünyanın pek çok farklı ülkelerinden arkadaşlar nasıl eğitim alabilecekler? İstanbul'a uçup gelsinler ama uçmaktan daha kolay bir yöntem var. Facebook'ta kapalı grubum var. Grubumun adı Bilinçaltı Dili Mucizeler Eğitimi. Eğer siz benden online eğitim almak isterseniz bu gruba dahil ederim. Beni aramak, bana ulaşmak için 0-505-923-3358. Peki eğer eğitim almak istemiyorsanız, sadece şifalanmak istiyorsanız, tekerlekli sandalyeye mahkum kalmayacağınızı bilin ve Manisa Spildan'daki eğitime çarşamba günü sadece şifalanmak için buyurun gelin. Numaramı söyledim zaten. Sadece